Sayın Genel Sekreter, değerli katılımcılar, hanımefendiler ve efendiler. Öncelikle günümüzde insanlığın maruz kaldığı başlıca küresel sorunlardan biri olan iklim değişikliği gibi önemli bir konuya ilişkin bu toplantının düzenlenmesinden ötürü teşekkür etmek istiyorum. İklim değişikliği bugün insanoğlunun karşılaştığı en önemli sınamalardan biridir. Bu sorunun yol açtığı büyük bir tehditle karşı karşıya olduğumuz açıktır. Öte yandan iklim değişikliğinin sınır tanımadığı da bir gerçektir. Bu sorunun olumsuz etkileri tüm dünyada şimdiden hissedilmeye başlanmıştır. Sorunla uygun yöntemlerle başa çıkılmadığı takdirde etkileri gün geçtikçe kötüleşecektir. Bununla birlikte bilimsel gerçekler bu konuda insanlığa neler yapması gerektiği hususunda yol göstermektedir. Türkiye, küresel sorunların küresel çözümler gerektirdiğine inanmaktadır. İklim değişikliği sorunu da bölgesel ve küresel işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Türkiye, iklim değişikliği sorununun yol açtığı olumsuz etkilere en açık coğrafyalardan biri olan Doğu Akdeniz Havzası'nda bulunmaktadır. Bu konumu Türkiye'yi düzensiz yağışlar, azalan buharlaşma eğilimi, su kıtlığı ve çölleşme ile mücadele etmek için politikalar izlemeye mecbur kılmaktadır. Nitekim hükümetim, iklim değişikliğinin bahse konu olumsuz etkilerini hafifletebilmek ve uyum sağlayabilmek amacıyla tamamen ulusal kaynaklarla desteklenen çok önemli çalışmalara ivme kazandırmış, bu yönde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası işbirliğinin öneminin farkında olan Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne 2004 yılında taraf olmuştur. Hükümetimin bu konudaki kararlılığı ve parlamentomuzun da desteği sonucunda ülkem Kyoto Protokolü'ne katılım belgesini 28 Mayıs 2009'da sunmuş ve 26 Ağustos'tan itibaren resmen taraf olmuştur. Türkiye 2012 sonrasındaki yeni iklim değişikliği rejiminde ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesi ışığında ulusal koşulları, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri, görece kapasitesi dikkate alınmış, adil bir hukuki statüyle yer almayı istemektedir. Böylelikle Türkiye küresel salımlarla uluslararası mücadele ve işbirliği çalışmalarına, sürdürülebilir kalkınma hamlelerine zarar vermeyecek nitelikte ulusal olarak uygun eylemler yerine getirme konusunda üzerine düşeni yapabilecektir. Bununla birlikte iklim değişikliği ile mücadelenin teknolojik ve mali yönleri dikkate alındığında hızlı kalkınma sürecindeki ülkelerin yeşil ekonomilerin oluşturulması için yapacakları yatırımların çok büyük mevlalara ulaşacağı bilinmektedir. Türkiye gibi henüz sanayileşme sürecini tamamlamamış ülkelerin teknoloji transferi ve finansman gereksinimlerinin Kyoto Protokolü'nün yerini alacak olan yeni anlaşmada dikkate alınacağını umuyorum. Yeni anlaşma ile her ülkenin kendi koşullarına uygun salım azaltım ve uyum eylemlerine olanak sağlayacak esnekliğe sahip yeni ve adil bir mekanizmanın oluşturulmasını temenni ediyorum. Sayın Genel Sekreter, değerli katılımcılar, hanımefendiler ve efendiler, 2012 sonrasına dair yeni anlaşmanın halen devam eden müzakerelerinde bugüne kadar hakim olmuş bir nevi siyasi bölünme atmosferinin yerini yapıcı işbirliği ve eşgüdüme dayalı bir anlayışa bırakmasının ve her ülkenin kaygılarını göz önünde bulunduran bilimsel gerçeklerle uyuşan tek taraflı ve katı önlemler içermeyen gerçekçi ve adil olan bir anlaşma metninin ortaya çıkmasının metnin Aralık ayında Kopenhag'da yapılacak taraflar konferansında benimsenmesi şansını artıracağına inanıyorum. Bu vesileyle teşekkür ediyorum.